düzenden bahsettik. Bakın düzen o kadar bozuk ki bu bozuk düzen içerisinde bozuk düzenden faydalanmaya çalışan, rant elde etmeye çalışan insanlar da var. Ben bu konuya hiç girmemiştim. Bu Dilan Polat ve Ergin Polat meselesine. Hatta Ahmet demişti bana abi girelim edelim filan. Ben de ne bileyim yani çok da girmek istemedim mevzuya. Ya, anlamadım mevzuyu da tam olarak. Böyle işte daha sonra gündem bunu çok konuşmaya başladı. Ya, ne bileyim geçtiğimiz günlerde İpek Özbey bizim Sözcü'de bu Dilan Polat dosyasını açtı filan. Ve orada biraz daha konuya vakıf olmaya çalıştım. Yani tamam biliyordum sosyal medya fenomeni, kocasının böyle aldığı hediyeler bilmem neler, böyle bir enerji diye bir şarkısı var, onu da duymuşluğum vardı. Ve daha sonra ortaya çıkan olaylar ve ortaya atılan iddialar çok vahim. Yani bu bir saadet zinciri oluşturmuşlar anladığım kadarıyla. Dilan Polat, yani Polat ailesi, Dilan ve Engin Polat. İşte bugün ileri dolarlar, bir gösteriş, parayla bir gösteriş. Yani işte doğum gününe uçak almalar, lüks arabalar, ne bileyim böyle güzel güzel kıyafetler, güzel güzel iş yerleri, güzel güzel evler. Yani şaşalı bir yaşam. Şu yani, şimdi fakir bir ülkedeyiz ya, insanlar maalesef zenginliği dizilerde görüyorlar. İşte her diziye bir baktığımızda televizyonlarda, prime time kanallarında bütün dizilerde ne yani bütün de olmasa %80 işte mutlaka zengin bir erkek, zengin bir kız, şaşalı bir yaşam, lüks arabalar, havuzlu bilmem neler, fabrikalar, cartlar, curtlar, her şey var. Tamam mı? Şimdi insanların çoğunluğu Türkiye'de tabii bunları sadece ekrandan görebiliyor. Ve ona takılıp kalıyor, özeniyor, ya diyor kıyafetlere bak, insanların, erkeklerin, kadınların giyinişine bak. Belki bunlar da oradan esinlendiler. Ya televizyonda böyle bir böyle filmler yapılıyor. Senaristler hep bunun üzerine senaryolar kuruyor. Biz de bunu ve çok izleniyor. Biz de bunu sosyal medya tarafına taşıyalım. Ama yıllardır anladığım kadarıyla bir ticaretle uğraşıyorlar. Ama ticaretin ne olduğu, evet ticaretin ne olduğu, ticaretin ne olduğu veya nasıl yapıldığı burada sorgulanmaya başladı. Ve bunlar hayatlarını sosyal medya, o şaşalı yaşamı. Çünkü sosyal medyada böyle bir şaşalı yaşama, lüks yaşama, güzel yaşama, özendiren yaşama ilgi olacağını hedeflemişler ve bulmuşlar, keşfetmişler onu. Bir şekilde anlamışlar. Sosyal yaşadan, sosyal medyadan bir fenomen oluyor ikisi de. Hatta kardeşi de geçtiğimiz günlerde bir şeyler koklarken, pudra koklarken filan böyle görüntü vermişler. O tutuklanmıştı. Evet, gözaltına alınmıştı. Ondan sonra tahliye edildi. Böyle enteresan şeyler. Şimdi bunların güzelliksi olanları var. Ve bu kişilerin güzellik salonları geçtiğimiz günlerde kurşunlandı. Birer gün arayla ikisinin de güzellik salonu kurşunlandı. Hatta kimine göre uyarıydı bu. Kimine göre kendi kurşunlattı filan deniyor. Engin Polat'ın kurşunlattığı filan söyleniyor. Oradan Dilan Polat çıktı, hayatımız tehlikede. Biz onlarca yüzlerce insana iş veriyoruz. Onların hayatı tehlikede. Hatta bir yakınımın kafasından kurşun geçti filan dendi. Şu anda gelinen nokta şu. MASAK, bu işte mali gelirleri inceleyen bir kurum. MASAK, MASAK'ın tam açılımını bana bulur musun Ahmet? Sana zahmet. MASAK lütfen. Kimisi görgüsüzlük diyor buna, kimisi başka bir şey diyor buna. Enerji diyenler var. Mali Suçları Araştırma Kurumu, MASAK. MASAK Salonu da var diyenler var. Ne bileyim işte kara para aklayan diyenler var. Şurada mesela Weissman bir şey yazmış. Ona da bir bakayım. Bizim ödeyemediğimiz 500 TL'lik verginin peşine düşen maliye bunlara gelince ortada yok. Weissman bence yanlış biliyorsun. MASAK anladığım kadarıyla inceliyor bunu. İnceleme yapmış ve iddialar şu. Bu iddiaların önümüzdeki günlerde çok ifşa olunca da çok tepki çekiyor. Ya bir uçağı insan nasıl alır diye düşünüyorsunuz veya bir ne bileyim bir bilmem ne lüks arabayı nasıl alabilir diye düşünüyorsunuz. Veya hediye, bu uçak hediye edilebilir mi diye düşünebiliyorsunuz. Çünkü çok anormal bir durum yaşanıyor. Şimdi bunların iddiaya göre şirketi var. O şirketi sahte belge üzerinde ardından şirket. Fatura kestiği söylenen, iddia edilen 3 şirket bunlarla bunlara fatura kesiyormuş ve bu şekilde de vergi kaçırılıyormuş. Aşağı yukarı 500 milyon TL'lik, yanlış duymadınız, 500 milyon TL'lik bir satıştan bahsediliyor bu şirketin satışından. Ama
Bunlarda böyle karşı tarafın gerçek mal alışı yokmuş anladığım yine. Ve işte beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan naylon şirketlerden bahsediyoruz. Olmayan bulut şirketlerden bahsediyoruz. Bu şekilde bir dolandırıcılık yapıldığı iddia ediliyor. Masak bunu inceliyormuş şu anda. İki suçlama var kendileriyle ilgili. Bir kara para aklama, iki vergi kaçakçılığı. Şimdi vergi kaçakçılığını tespit edersiniz. Bir şekilde tespit edin. Zaten Masak'ın raporları diyerek iddia ediliyor. Bunlar önümüzdeki günlerde boy boy zaten görülecektir diye tahmin ediyorum. Kara para aklama. Bunlar zengin aile çocukları değil gördüğüm ve geçmişini araştırdığımda. Bunlar zengin aile çocuğu olmadıktan sonra bu parayı nasıl buldular? Demek ki birilerinin parasını aklıyorlar. Benim aklıma o geliyor. Yani bambaşka birinden bahsediyoruz. Ve o bambaşka yani kendilerinin dışında bilinmedik. Kendilerinin dışında bilmediğimiz bir ikinci, üçüncü, dördüncü şahıslardan kara parayla parayı karayollardan kazanıp yani parayı legal olmayan şekilde kazanıp o parayı aklamaya çalışan başka ağalardan, abilerden bahsediyoruz. Yani kara para aklama bu. Siz birilerinin parasını aklıyorsunuz. Birileri size şirket, benim aklıma bu geliyor. Birileri size şirket kurdurmuş işte. Kozmetik şirketi olabilir, sauna olabilir, spor salonu olabilir, başka bir şeyler olabilir. Onların üstünden kara paranın aklandığını ben düşünüyorum en azından. Kara para aklama böyle olur diye. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz atasözü demiş. Umarım haramsız bir paradır bu. Umarım gerçekten kendi emek güçleriyle kazanmışlardır. Ama önümüzdeki günlerde bu saadet zinciri fena çökecek gibi görünüyor. Eğer Masak'ın raporu da işleme konulacak olur ise... bu ikiliyi zor bir süreç bekliyor. Dilan ve Engin Polat düşünsenize o kadar lüks bir yaşamdan birçok şey ortaya çıkmış, iddialar doğrulanmış etmiş ve bir anda tığ teper kalmışsınız. Ne zor bir şey değil mi? Yani. Ama yalan bir dünya kurarsanız eğer ki onun öyle olup olmadığını zaman gösterecek bize, yalan dünya çöktüğünde siz de altında kalıveriyorsunuz. Şu anda Ali Yerlikaya konuşuyor. İstanbul'da İçişleri Bakanı 536 FETÖ'cü yakalanmış. FETÖ'ye yönelik 1076 operasyon yapılmış. Yeni İçişleri Bakanı çetelere yönelik, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını bu kez İstanbul'da medya yöneticilerine anlatıyor. Ben de buradan görüyorum zaten, izliyorum. Irak, Suriye'de tüm tesisler vuruldu diyor. Bölücü terör örgütü can çekişiyor diye de bir manşet vermiş Ali Yerlikaya. Saadet zincirini geçtik. Saatlerimiz 11.30'u gösteriyor. Dilan Polat, Ahmetçin bakmış. Daha önce diyor abi doğum fotoğrafçısıymış diyor. Yani evet, zengin insanlar değil. Nasıl zengin olduğunu araştırılması gerekiyor. Yani... sessiz sedasız da gidebilirdi bunlar ama bunlar yani hayatlarını gözler önünde seyrederek sosyal medyada bir şekilde ayakları dolanabiliyor. Ha bakın bir kez de her gün altın suyuyla kahve içiyordu. Evet, bir de o vardı. O da çok konuşulan bir şeydi. Bir de en çok enerji diye bir şarkısı vardı değil mi? Onun adı enerji şarkısı. Bakın umarım hakkaniyetli, dürüst yollardan para kazanmışsınızdır. Yoksa gerçekten devletin bu gibi tipleri araştırması gerekiyor. Bunlar nasıl bu paraları elde ediyorlar, nasıl bunlar yapılıyor, bitiyor. Çünkü yalan hayatları başkalarına anlatmaya çalışıyorlar. O yalan düzeni de insanlara inandırmaya çalışıyorlar, özendiriyorlar. Yani toplumda ahlaksızlığı bu şekilde özendirmiş oluyorlar. Eğer ki tabii ki şerhimi koyuyorum, yaptıkları yalan ve dolandan ibaretse. Neden buralara ne demiş? Fincanı da altındanmış demiş. Onlar piyano olabilir demiş birisi. Neden bunlara yurt dışına çıkış yasağı gelmiyor demiş. Yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi gerekir inceleme sürerken ben de aynı fikirdeyim. Kaçabilme durumları olabilir belki. Umarım çalışan personeller mağdur olmaz. Onlar ekmek paralarının peşinde. Tabii insanları etkileyecek. Yıldırım etkilemez olur mu? Ve yavaş yavaş şu siyasetten önce şeye gidelim. Ekonomiyi de bırakalım. İsrail Hamas'a gidelim arkadaşlar.